Kolay gelsin hocam. Yeniden birlikteyiz ve artık son maçtayız sayın seyirciler. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 sezonunda erkekler açık alan Süper Lig mücadelesinde son maç Gaziantep Polis Gücü ile Alan Yıldızları karşı karşıya gelecek Gaziantep'te ve artık dananın kuyruğu kopacak, kupada sahibini bulacak. Maç fazlasıyla Nizip Seyukma 7 mücadelede topladığı 17 puanla zirvede ve 5 galibiyet 2 beraberlikle zirvedeki Nizip Seyukma bu maçı da yakından takip ediyor. Gaziantep Polis Gücü maç eksiğiyle 5 galibiyet 1 beraberlik kaldı, 16 puanla zirveyi bugün itibariyle Nizip Seyukma'ya kaptırdı. Bakalım bu maç sonunda kim kazanacak? Hakemler görüntüye yansıdı. Mahmutcan Çilkız ve Hüseyin Emin görüntüdeydi. Bir diğer yanda rezerv hakemimiz Çetin Demir de ekrana yansıdı az önce son kontrolleri yaparak. Her iki takımın oyuncularına da bakıyorlar. Bir yandan beyaz arka formayla izlediğimiz Polis Gücü antrenman vuruşları gerçekleştiriyor. Kale arkası görüntüsü bu şekilde. Uzak alanda da turuncu arka formayla izleyeceğimiz Alan Yıldızları ekibi de 3 puan mücadelesi verecek. Bir şansı ya da en azından bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde iddiası kalmış değil ama bu maç çerçevesinde yine elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak Alanya Yıldızları ekibi ekrana yansıyor turuncu artı formayla. Yine beraberiz hocamız Mustafa Çakır'la ve teknik kurul başkanı Mustafa Çakır. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba efendim. Mücadeleyiz. Evet, gayet güzel bir tempolu mücadele olacağını ümit ediyorum. Çünkü geçmiş yıllarda her iki takımın da kıyasaya mücadelelerine sahne olduk. İzledik bunları. Biraz takımlardan bahsetmek buyurun istiyorum. Gaziantep Polis Gücü deneyimli hoca Yusuf Kasım nezaretinde sahaya çıkacak. 3-1-4-2 şeklinde sahaya da yer alacak. Kalede Sasan, onun önünde Yusuf, solda Kemal, sağda Akif, onun önünde Yakup, onların önünde sağda Numan, solda Ali, sağ kanatta Ertürk, sol kanatta Furkan, ileri ikili de Reza ve Celal şeklinde sahada yer alacak. Alanya Yıldızları hokey takımı da 3-1-4-2 şeklinde yer alacak. Yine takımın deneyimli antrenörü Yasin Yükseler nezaretinde. Kalede Necip, onun önünde Abdülkadir, solda Samet, sağda Anıl, önlerinde Mert. İkili orta saha solda Yakut, önünde Batuhan.
Sağ önde Ömer, sol önde Semih, ileri ikilide Müslüm ve Ahmet 11 ile sahada yer alacak. Her iki takımın da önemli oyuncuları var. Geçmiş yıllarda ve halen devam eden milli takım ekipleri içerisinde yer alan sporcular var. Gaziantep Polis Gücü'nde 4 tane yabancı oyuncu var. 3 tanesi şu anda 11'de sahaya çıkacak ki bunlar bu oyuncular içerisinde Reza önemli bir silah, önemli bir oyuncu. Geçmiş yıllarda gol krallığı var. Deneyimli sporcunun İran milli takımında önemli başarıları var. Yine diğer takımda bahsedecek olursak genç ama iyi oyuncular var. Batuhan, Ahmet, Müslüm, Samet, Anıl genç oyuncular. Abdülkadir geride deneyimli bir kalecisi var kalede Necip. Ümit ediyorum ki 4 periyotta zevkli kıyasıya mücadele izleyeceğiz. Evet. Baktığımızda 7. ve son maçta bakalım hangi ekip kazanacak? Ve hakemler son kontrolleri yapıyorlar. Yazı hakemi Kübra Bozer, süre hakemi Alperen Kanık ve rezervde dediğimiz gibi Çetin Demir son hazırlıklar çerçevesinde. Ve bizler son gün heyecanında artık erkekler açık alan Süper Lig heyecanında şampiyonluk kupasında bu maç sonunda aktarmaya çalışacağız. Gaziantep Polis Gücü'nün kadrosu görüntüde. Yusuf Kasım'ın ilk 11'inde. Kalede Sasan Ataminecat olacak, İranlı. Diğer İsimlere baktığımızda Ali Akın Özkılıç, Yakup Behrami, Ertürk Bozkurt, Yusuf Yaşar, Kemal Göz, Numan Poyraz, Mehmet Akif Çetiner, Celal Aydın, Reza Nuruzade ve Furkan Mehmet Özkılıç izleyeceğiz. Bugün Polis Gücü'nün ilk 11'inde yine yedek ağırlıklı formaya da bakacağız elimizden geldiğince ama Alanya Yıldızları'na bakalım. Alanya Yıldızları'nda kalede Necip Çilkız olacak ve İlk 11'de Ferdi Yükseler, Samet Aydoğan, Kadir Kerimoğlu, Anıl Öztürk, Abdülkadir Cihat Demir, Batuhan Özakalan, Semih Alagöz, Ömer Anıl Karakuş, Harun Yerlikaya ve Vakıf Can Kılınç'ı izleyeceğiz. Alanya Yıldızları Spor Kulübü'nde kaptan Vakıf Can Kılıç'ın dışında Kaan Kılcıoğlu, Umut Can Varlık, Ahmet Can Kırdal, Enes Emre Candan, Mert Taşkaya ve Müslüm Ela Göz'de şans bekliyor Yasin Yükseler'den. Ekrana öncelikle Yusuf Kasım'ı getirdi. Yönetmenimiz Atakan Çalışkan özelinde tüm ekip arkadaşlarımızdan, kameraman arkadaşlarımızla beraber yine elimizden geldiğince son mücadeleyi de en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Yusuf Hoca çok deneyimli bir isim. Şampiyonluklar yaşamış, açık alanda ve salon okeyinde adından sıkça söz ettiren Yusuf Kasım'ı da yakın planda görmüş olduk. Evet, ve Polis Gücü'nün bench'i de görüntüye yansıdı. Evet, aynı zamanda Avrupa Kupalarında bu sene ülkemizi geçen sene ertelendi ama Eylül ayında mücadele edecek açık alanda. Önemli bir, ülkemiz için önemli bir şampiyonaya katılacak. Deneyimli antrenörden bahsettik. Yasin Hoca da bir, evet size bırakayım mikrofonu ben. Yo, hocam estağfurullah. Yasin Yüksel'i de yakın planda gördük. Ve Alanya Yıldızları adına da önemli isimler arasında yer alıyor. Yasin Yükseler'le beraber yardımcısı Turgut Çırpan da turuncu arka formayla hokeyi hem Alanya'ya sevdirdiler hem de Alanya'da Gaziantep'ten sonra ikinci bir merkez haline geldi diyebiliriz. Evet, çok doğru ifade ettiniz. Alanya'da da her yaş grubu 12, 14, 16, 18 büyükler kategorisinde sürekli aktif halde yarışan sporcular var. İyi geliyorlar gerçekten. Evet, tesisleşme anlamında da Alanya önemli bir aşama kaydetti ve baktığımızda Avrupa Kupalarında da yer almak için elinden geleni şu ana kadar en iyisini yaptı. Polis Gücü'nü izleyeceğiz tabii. Eylül ayında 23-26 Eylül'de bizim ülkemizi de temsil edecek ve bir diğer yandan Nizip Belediye'de ertelenen mücadelede yine Avrupa'daki mesaide yer bulacak. Tabii ilk ikiyi bitiren yani Süper Lig'de ilk iki basamakta yer alan takımlar 2021-2022 sezonunda Avrupa'da ülkemizi temsil edecek ve aslında buradaki yapacakları önemli başarılar onları Avrupa vizesi alması adına da etkiliyor ve evet, bu yönden de farklı bir anlam doğru taşıyor. Doğru ifade ettiniz kesinlikle. Bu Süper Lig mücadelesi. Seremoni gerçekleştirilecek ve birazdan ekledüğü bekleyeceğiz. Maçın hakemleri Mahmut Can Çilkız ve Hüseyin Emin, yardımcıları daha doğrusu rezerv hakem Çetin Demir'le beraber. Yazı hakemleri Kübra Bozer ve Alperen Kanık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda bu maçında toplamdaki bütün organizasyonların da baş hakemi Doktor Ali Yıldırım da kulede mücadeleyi izliyor.
artık son hazırlıklar yapılıyor. Zemindeki o ıslaklıklar da yine göze çarptı. Tabii farklı farklı dalgalanmalarla beraber renk değişikliği var. Gözünüze belki çarpmıştır. Ekranın başına yeni geçenler için hatırlatalım. Zemin ıslanıyor. Mümkün olduğu kadar ıslak zeminde topun hareketlilik kazandırılması sağlanıyor. Ve oyuncular da bu ıslak zemin üzerinde mümkün olduğunca yerden hareketlendirdikleri topu arkadaşlarına ulaştırmaya ya da penaltı korner kazanmaya çalışıyor. Evet, teknik becerilerini daha iyi sergilemesini sağlıyor bu sahanın ıslaklığı. Tabii rüzgar sulamada bir takım engelleri yol açıyor. Artı hava sıcaklığı çok yüksek Gaziantep'te. Biz de etkileniyoruz bu anlamda. Evet. Hem maçı anlatım hem de ekranınıza taşımaya çalışıyoruz. Bu arada hafta sonu itibariyle başlayacak bir başka heyecan. Kadınlarda Süper Lig mücadelesinde ekiplerde yine maçları es geçmiyorlar. Evet. Yani yarından itibaren başlayacağımız kadınlar açık alan Süper Lig mücadelesinde takımlar da tribünde yerlerini almış ve onlar da maçları en iyi şekilde takip etmeye çalışıyorlar. Bizler yine TRT Spor Yıldız ekranında. Gelecek hafta Perşembe ve Cuma günü 4 mücadeleyi ekranınıza taşımaya çalışacağız. Ve yine mümkün olduğu kadar bu heyecanı yansıtacağız. Buyurun. Doğru görebildiysem Alanya Yıldızlar Hokey takımının kız takımıydı. Evet. Görüntüye yansıyan. Tekrar yansıdı hocam. Alanya Yıldızları'nın kadın takımı. Gaziantep'te de 3 tane yine Süper Lig'de boy gösterecek kadın takımı var. Evet, her iki kulübünde kadınlar takımı var. İkisi de Süper Lig'de bu arada, ondan da bahsedelim. Evet hocam. Ve yeni haftada yani Süper Lig'in kadınlar aşamasında yine TRT Spor Yıldız'da ekrana yansıtmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince bu heyecanı da. Turuncu artık formayla maç hareketlilik kazandıracak Alanya Yıldızları ve beyaz artık formayla izleyeceğimiz Polis Gücü de liderliği yeniden devralıp şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Alacağı bir puan bile Polis Gücü'nü şampiyon yapacak. Bunu da hatırlatmış olalım ve ilk düdükle beraber mücadele başladı. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel bir mücadele, güzel bir hokey olsun. Ve bizler de son maçta da beraber erkekler heyecanında güzellikleri paylaşalım istiyoruz sayın seyirciler. İlk olarak Alanya Yıldızları'nda top çeviriyor Semih Alagöz sağ kanatta. Müdahale yapan bir başka 8 numara Mehmet Akif Çetin erdi. Orada pozisyonu kaybetti Müslüm Elagöz. Müslüm de etkili bir oyuncu. İlerleyen sürelerde göreceğiz. Dar alan becerisi etkili olan bir oyuncu. Şimdi Mehmet Akif Çetiner topun başında ve oyun tekrar hareketlendi. Numan Poyraz. Yerden pas. Numan'ın koşu yoluna doğru kimse dokunamadı. Sağ kanatta Anıl Öztürk. Top çeviriyor Alanya Yıldızları. Topu bıraktı Harun Yerlikaya. Anıl Öztürk. Oyun devam ediyor. Harun, Batuhan. Batuhan pasını aktardı. Yerden bir circle'a pas denemesi olmadı. Kademede Ertürk görebildiğim kadarıyla. Yine atak. Alanya Yıldızları topu kaybetti. Yakup Behrami. Müslüm Elagöz şimdi hata sürükledi. Pasını aktardı ama şut gelmedi. Evet, çok net bir ataktı. Fırsat. Kontra hata kaçırdılar. Alanya Yıldızları çok yaklaştı gole. Ahmetcan Kırdal bomboş kaldı ama işte bu vuruş gelmedi. Hücuma çıkarken kontra yakalandılar. Pozisyonun tekrarını izledik. Farklı farklı açılarla gerçekten daha ilk dakikada gole çok yaklaştı. Ahmetcan Kırdal'la Alanya Yıldızları maçı ne kadar istediğini de göstermiş oldu. Aslında puana ihtiyacı olan şu an Gaziantep ekibi. Bu arada içeriye bir orta Ahmetcan ve hayır, faul düdüğü geldi. Bir penaltı korner beklentisi olmadı. Çok iyi başladı, çok tempolu başladı Alanya Yıldızları ve adeta Abdul Kadir'den iyi bir kontrol. Batuhan şimdi. Batuhan geriye oynadı. Oyun doğru yerden hareketlenmesi için tekrar. Şimdi Alanya Yıldızları'nda topun başında Müslüm Elagöz. İçeriye doğru bir orta yaptı, olmadı. Kimse dokunamadı. Mehmet Akif karşıladı. Mehmet Akif Çetiner. 28 yaşında, o da çok deneyimli bir isim. Polis Gücü'nde.
Müslüm Elagöz. Müslüm circle'a sokuldu. 3 oyuncu önünde ama topu kaybetti ve faul düdüğü geldi. Stickler çarpışınca. Bu arada yüksek bir top geldi. Alan Yıldızları yarı sahasına karşılayan Semih Elagöz oldu. Çok yüksek bir top daha. Karşı circle'da kimse dokunamadı. Dakikalarda her iki takım da birbirini tarttı. Ali Akın sola çıkardı. Ertürk şimdi yerde, oyun devam ediyor. Semih Alagöz yerden pası. Vakıfcan şimdi. Vakıfcan top hala onda. Ali Akın müdahale etti ve topu kaybetti Vakıfcan. Şimdi karşı atak yansırımı Kemal Göz. Karşılayan Batuhan Özakalın oldu. Batuhan sol kanada bıraktı. Yerden bir pas denemesi. Vakıfcan. Vakıfcan'ın pası. Gol pozisyonu yaşanacak ama hayır. Ayakta müdahale. Samet çok ince ve çok iyi bir pas attı ama değerlendiremedi takım. Ekrana yansıyan Ahmetcan ikinci kez golle burun buruna geldi, olmadı. Bu arada ani bir atak gelir mi? Ertürk Bozturk bıraktı. Vuruş kaleci. Yine karambol var ve penaltı, korner. Oyun durdu. Sonrasında gol pozisyonu yaşandı ve maçın hakemi Mahmutcan Çilkız görüntüye evet, yansıdı. Kaleci Necip iyi bir refleks gösterdi. Top ortaya düştü. Devamında gol geldi ama hakem erken düdüğünü çaldı. Belki bıraksaydık avantajına gol olabilirdi. Ama o şekilde değerlendirmesi oldu. Mahmutcan Çilkız uluslararası hakemlerimizden, İstanbul bölgesinden 28 yaşında. Şimdi çok yüzdesi çok iyi olan ve tekniği iyi olan bir oyuncu Reza. Çok az kaçırdığını gördük şimdiye kadar. Bakalım nasıl bir taktiksel girişimde bulunacaklar. Penaltı kornerlerde 5 golü var. Rıza Nuruzade'nin ve toplamda da 15 sayısı var. Evet. Polis gücü adına şu ana kadar gol kralında zirvede. Evet, muhtemelen geçen senenin de gol kralı aynı ipi gösteren zamanda isim olacak. İşaret bekleniyor. Vuruş geldi ama dışarı gitti. Evet. Rıza Nuruzade hiç beklendiği aynı gibi yani da iyi savunmadaydı. Atmadan kendisi kullandı. Müslüm şimdi son çizgide top. Müslüm Elagöz köşede karşıladı Mehmet Akif. Önceki yeşil kart pozisyon için. Önceki pozisyon için çaldı. Yeşil kart. 2 dakika kenarda oturacak şimdi. Mehmet Akif Çetiner 8 numaralı formasıyla polis gücünde takımı eksik bırakacak ve ilk kez eksik oynayacak Gaziantep ekibi. Vakıfcan. Bakalım iki deneyimli oyuncu köşeden ne çıkartabilecekler. Eksik oynuyor hali hazırda. Polis gücü Müslüm Elagöz köşede iki oyuncu arasında kaldı. Topu kaybetti. Uzaklaştırılan top ama orada çizgide tutamadı. Anıl Öztürk. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 6. dakikayı da birazdan eriteceğiz. 15 dakikalık 4 periyot geride bırakıp puanlar sahibini bulacak. Çok iyi bir evet, çalım Celal geldi. Celal lift top denemesiyle. Celal Aydın, onun da 6 golü var. 23 yaşında. Evet. Celal milli takımın da önemli silahlarından bir tanesi. İyi bir oyuncu. Dar alan kabiliyeti, becerisi üst düzeyde. Ali Akın. Numan döndü. Numan Poyraz top hala onda, circle'a sokulacak. Faul düdüğü geldi. Evet, Numan etkili bir harekette iki oyuncuyu birden oyundan düşürdü. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Evet.
Numan hareketlendirdi oyunu. Sağ kanada bıraktı. Destek geldi. Kemal Göz. Kemal içeriye orta ama kimse dokunamadı. Tabii içeriye orta diyoruz. Belki bir penaltı korner beklentisiyle içeriye çevrilen bir top diyebiliriz. Kesinlikle içinde. Doğru. Aynı zamanda yansıtma pası atıyor olabilir. İçeriden bir oyuncunun tiplemesi için etkili bir hücumdu. Bilmeyenler için niye tekrarlayalım? Circle dediğimiz o yay içerisinde bir temas gerekiyor ki evet. Ağlarla buluşan top gol yeri kazansın. Batuhan hızlı bir hücum denemesi. Batuhan bıraktı. Bu arada gol pozisyonu gelecek Mahir. Elinden çok açtı Kadir Kerimoğlu. Çok önemli bir atak girişimiydi. Kadir Kerimoğlu görüntüye yansıyor. Alan yıldızlarının önemli kanat oyuncularından. Yusuf Yaşar. Dakikalarda Alanya takımı daha önde kaldı ve adam adama oyunu tercih etti. Cemal Aydın. Karşısında Vakıfcan var. Cemal şimdi taçla oyunu hareketlendirecek. Ali Akın Cemal'e bıraktı tekrar. Cemal çaprazda. İçeriye bir orta. Top dışarıda. Demin söylediğiniz gerçekleşti. Ağları bulduğu için rakipten çıktığı için uzun korner gol yeri kazanmıyor. Top kaybı Kadir Kerimoğlu. Uzak çizgide siteye çarpan bir başka stik vardı. Orada sesi de duyduk ve oyun durdu. İzliyoruz. 18 numaralı formasıyla evet, Furkan Mehmet Özkılıç müdahale yaptı. Polis Gici de bu dakikalarda önde pres yaparak oyuna tepkisini verdi. Bu arada top kaybı. Ani bir atak gelir mi? Gelmedi. Necip Çılkız da topu bıraktı aslında dışarı çıksın diye. Risk almadı. Arka alanda bir destek gelmeyince bu pozisyonda Polis Gici de umduğunu bulamadı. Yüksek bir top. Oyun durdu. Orada Vakıfcan müdahale yapan isim. İşte buradaki teması Vakıfcan'ın bir faul düdüğü geldi. Mehmet Akif. Yakup Behrami oyunu hareketlendirdi. Yüksek bir top gönderdi içeriye doğru. Evet, vücut teması Reza'da. Rıza Nuruzade gol kralında zirvede. Etkili bir hücum çıkabilir. Müslü Belagöz yine topla buluştu. Circle'a doğru bir yerden top olmadı Mehmet Ali. Mehmet evet, Emin fark uzaklaştı. Ettiyseniz top ayağına çaptı ama aksiyon alanı boş olduğu için hakemin işareti de belki ekranlara yansıdı. Oyun oynamaya devam ettirdi. İçeriye bir orta. Savunmadan top dışarı çıktığı için korner kullanacak Alanya ekibi. Vakıfcan Kılıç içeriye kesmişti. Orada bir tabii penaltı korner beklentisi de oluşabilir. Orada Polis Gücü hata izleyeceğiz. Furkan Mehmet. Evet, Furkan basını aktardı. Circle içinde bir tehlike. İçeriye bir orta geldi. Top çizgi geçiyor evet, ve top evet. Ağlara gitti gol. Furkan'ın orada ilk uzanışı, pozisyondaki ilk uzanışı oyunun devamını sağladı. İlginç bir gol izledik. Sanki çizgiye son anda temas eden Rıza oldu. Rıza Nuruzade'ye yazılacak gibi görünüyor. Tekrarını izleyelim. İşte burada son çizgide içeriye bir orta geldi. Evet, top sekti, döndü, dolaştı. Evet. Son bir temas Rıza'dan evet. Görebildiğimiz kadarıyla. Evet. Bir itiş ve evet son çizgiyi gören Rıza Nuruzade oldu. Onun da temasıyla top ağlara gitti. Durum 1-0. Polis Gücü ilk golü buluyor. 12. dakikada durum 1-0 oluyor. Evet, Vakıf çok iyi girdi pas arasına. Batuhan.
Karşıladı Ali Akın. Faul düdüğü geldi. Hocam dakika kaç şu an? Sağ kanatta Anıl Öztürk ama kontrol gelmedi. Pozisyon tekrar görüntüye yansıdı bu arada. Az önceki faul pozisyonu. Tabii sıcak ciddi anlamda oyuncuları etkiliyor. Onu da ifade edelim. Mehmet Akif hareketlendirdi oyunu. Kalecisi Hasan Hatemi Necat. Yusuf Yaşar sağ kanada bıraktı. Yerden bir top sekti. Semih. Şimdi Anıl arkadaşlarına baktı. Anıl Öztürk bıraktı Batuhan. Hazırlık pasları. Anıl şimdi köşede içeriye bir orta denemesi. Evet. Top dışarı gitti. Yakup Behrami'den. Yine atak Alanya ekibi pozisyonu kaybediyor. Müslüm Elagöz. Yakup çok deneyimli bir oyuncu. Birebir de geçilmesi zor bir oyuncu. Orada iyi bir müdahale yaptı. Müslüm topun başında. Anıl. Yerden içeriye. Top hoşta kaldı. Şimdi atak polis gücünden yansıyacak. Faul beklentisi oyun duruyor. Yakup Behrami oyunu hareketlendirdi. Yüksek bir top gönderdi dediğim anda oyun tekrar durdu. Çünkü doğru yerden hareketlenmesini istedi. Maçın hakemi Hüseyin Emin o noktada daha yakın. Alanya ekibi şimdi topu polis gücü yarı sahasına bırakacak ve Gaziantep polis gücü maçı hareketlendirecek. İlk periyoda da bir dakikalık bir süre kaldı. Maç çok tempolu başladı. Böyle devam etti. İlk 15 dakika bakalım nasıl sona erecek. Evet, golü bulduktan sonra Yakup da en geriye geçti. İçeriye bir pas denemesi. Savunma kademede. Şimdi Celal topu aldı. Sağ kanada bıraktı. Yerden bir pas. Şimdi Rıza. Rıza Nuruzade pasını aktardı. Orada yerde kaldı Furkan ama... Evet. Reza çok iyi geriye asist yaptı ama savunma iyi aksiyon gösterdi. Hocam dakika kaç? Evet, İzliyoruz Furkan'ın yerde kaldığı an. Reza'nın pasında Furkan Mehmet Özkılıç pozisyon yakalayabilirdi, olmadı. Uzun kornerle hareketlenecek oyun. Yakup Behrami sağ kanada bıraktı. Geride Yusuf Yaşar. Sol kanatta Mehmet Akif. Pasını aktardı. Muhammed Orhan topu kaybetti ve faul düdüğü geldi. Evet. Muhammed de iki maç öncesinde bir burnundan sakatlık yaşadı. Onun bandajı devam ediyor herhalde. Bandajı devam ediyor, evet. Ve ilk periyodu bitiren korna sesi duyuldu. İlk periyotta polis gücü 12. dakikada 1-0 öne geçti ve bu skoru koruyarak İlk 15 dakikayı evet. geride bıraktı. Polis gücüne 1 puan yetecek şampiyonluk ipini göstermesi için. Ve ilk periyodun tek golü görüntüye yansıyor. Rıza Nuruzade son çizgide teması. Top çizgi geçti ve polis gücü 1-0 öne geçti. İlk periyot bu şekilde son buldu. Gaziantep polis gücü 1, Alanya Yıldızları 0. İlk çeyrek skoru bu şekilde. Kısa bir ara sonrası tekrar bekliyoruz.
Yeniden birlikteyiz. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğü vardı polis gücünün ve ikinci periyot başlayacak. İlk yarı dedik tabii, ağız alışkanlığı. Evet, evet. Periyotlar 15'er dakikalık 4 periyot ve toplamda 1 saatlik süre sonunda kazanan belli olacak. Birinci periyotta denk bir mücadeleydi ama golü bulan polis gücü olmuş oldu. Ama yüksek tempolu bir birinci periyottu. Alanya ekibi de iki net fırsatı değerlendiremedi ilk dakikalarda. Şimdi yine ikinci periyot itibariyle tempoyu yükselten Alanya ekibinin hücumları olacak gibi görünüyor. Pozisyon görüntüye yansıdı. Batuhan Özakal'ın pozisyon içindeydi. Faule maruz kaldı. Şimdi bir top kaybı. Polis gücü hata gelişir mi? Hızlı olarak Celal Aydın orta çizgiye yakın ve oyun durdu bu arada. Bir önceki pozisyonda sakatlanan Batuhan için oyun duruyor. İzliyoruz. Burada ve sonrasında bir müdahale. Müslüm Elagöz yakın planda görüntüde. Evet, Müslüm, Yusuf Kasım Batuhan zannettim ama görüntüye Müslüm yansıyor bu arada yakın planda. Tabii takımı 1-0 önde. Eğer ki galip gelir ya da bir puan çıkartırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Evet, her iki sonuç polis gücüne yarıyor. Mehmet Akif çıkarttı topu. Numan Poyraz şimdi. Numan Poyraz circle'a yakın. Numan içeriye sokuldu. Temas geldi Anıl Öztürk'ten. Aferin. Anıl çok sabırlı. Sonuna kadar temasını sürdürdü ve son müdahalesini çok etkili bir anda yaptı. Kornerden hareketlendi oyun. Mehmet Akif elinden tutamadı. Yüksek bir top geldi Batuhan Özakalı'ndan. Orada Müslüm Elagöz. Çok iyi kontrol. Müslüm circle'a sokundu. Pozisyon arıyor. Atak devam ediyor. Son çizgide oyun durdu ve faul düdüğü geldi. İlk periyotta da söyledik. Müslüm eğer açık alanda yakalarsa birebir ikiye birlerde çok etkili olabilir ki ondan bir örnek gördük. Topu yükselterek içeri girdi. Sonucu etkili olmadı ama bunları görebiliriz ilerleyen dakikalarda. Yakup Behrami havalandırdı. Oyun duruyor. İçeriye doğru bir orta ama biraz geride kaldı Ahmetcan Kırdal'ın koşusu. Evet, Vakıf da etkili bir oyuncu. O da milli takım oyuncumuz. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni kendisi. Vakıfcan Kılıç, Alanya Yıldızları'nın kaptanı. Batuhan geri oynadı. Semih. Vakıf için şöyle etkili de bir şey söyleyebilir. Bir önceki yılda polis gücünde mücadele ediyordu. Burada bir top kaybı ve Numan Poyraz hata sürüklüyor. Faul düdüğü geldi. Faul yapan Yakup Behrami oldu. Hızlı hücum şansı. Müslüm Elagöz. Müslüm sola bıraktı. Çapraz pozisyon. Circle'da bir vuruş denemesi olmadı. Ömer Adıl Karakuş pozisyonu kaybetti. Oyun durdu bu arada. Ali Akın Özkılıç uzak çizgide bir koşu yaptı. Top hala onda ama müdahale geliyor. Circle'ın öncesinde ayak temas. Yerden bir top geldi. Kaleci gole izin vermiyor. Necip Çilkız. Müslüm uzak noktada. Yine bir faul. Tehlikeli bir pozisyon. Samet. Alanya Yıldızları'nın bu dakikalarda sağ hücumu daha çok denemesi gerekiyor. Israrla sol tarafa yöneldi. Hakan Akay bu dakikalarda oyunda sağ kanatta. Şimdi faul düdüğü geldi. Tam da Hakan Akay'dan bahsederken pozisyonun içindeki isimdi.
Yüksek bir top yine. Ahmet'i açtı. Oradan diğer kaleye kadar ulaştı ve golleri kazanmıyor. Yine evet. Örneklerden birini vermiş olalım. Tabii bazen bu tip toplarda top direğe çarpıyor ve geri geliyor. Takip etmekte de fayda var. Bir önceki maçta zaten ona benzer bir pozisyon yaşandı ve evet, gol yaşadık. Buldu Payaz ekibi. Evet. Mehmet Akif içeriye doğru koşu yapan Reza Nuruzade ama arka alanda destek geldi Hakan Akay'dan. Yerde kaldı. İyi bir müdahale yaptı ama sakatlandı. Abdülkadir Cihat da yerde kalan isim. Maçın hakemi. Talihsiz bir sakatlık olabilir. Mahmutcan Çırkız yakın planda görüntüde. O pozisyonun yakınında kesimde Hüseyin Emin. Şimdi iki oyuncu durumuna bakıyor. Evet, pozisyonun tekrar görüntüye yansıyor. Kayarak sağ elle, yani sol elini istikten çekip sağ elini yukarıya çekti ve uzandı. Oyun hareketlendi bu arada. Son çizgide içeriye bir orta geldi Rıza Nuruzade'den. Kimse yok o noktada. Top savunmada Yusuf Yaşar'da kaldı. O da yerde. Oyun avantaj. Devam ediyor. Avantaj. Yakup'la Kemal'in anlaşmazlığı sonucunda top taça çıktı. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Polis gücünün Alanya Yıldızları karşısında maçın da 21. dakikasına girdik. İkinci periyotta 6 dakikalık bir bölümü geride bırakmak üzereyiz. Yine hatırlatalım. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig'de. Erkekler açık alan mücadelesinde son maçtayız artık. Bu son maçla beraber Gaziantep Polis Gücü hanesine puan ya da puanlar yazdırırsa ipi göğüsleyecek, şampiyonluk kupasını kaldıracak bu maç sonunda. Batuhan top hala önünde. Batuhan açtı elinden. Yerden bir top. Yansıtma pas denemesi olmadı. Evet, Yasin Hoca pas oyununa daha çok önem veren bir antrenör. O şekilde takımının da oynamasını istiyor. Yine yüksek bir top geldi Yakup Behrami'den. Karşılayan Vakıf Can Kılıç. O da topu kaybetti. Gol pozisyonu Rıza. Rıza pas düşüncesi. Top döndü tekrar ona. Rıza atış. Sekti savunmadan ve dışarı gitti. Çok net bir fırsat daha yakaladı polis gücü. Rıza Nuruzade görüntüye yansıyor. Toplamda 16 golü var. Geçen 6 maçta 15 gol attı. Bugün de yine takımın öne geçiren golü kaydetti. Ve gol krallığında zirveyi kimse de kaptırmayacak. Rıza uzanamadı topa. Polis gücünün 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. İkinci periyodda da yine 1-0'lık polis gücü üstünlüğü. Numan Poyraz circle'da son çizgide. Numan içeriye düşündü olmadı. Daha doğrusu Furkan Mehmet biraz önde kaldı. Eğer ki geride yer alsa topu orada beklese farklı bir pozisyon yansıyabilirdi. Furkan Mehmet Özkılıç. Ali Akın Özkılıç ikilisi. Şu ana kadar gol yollarında toplam 9 gole imza attı. Oyun durdu. Bu arada Muhammed Orhan müdahale yapan isim. Oyun tekrar hareketlendi. Anıl Öztürk'le. Anıl'ın topunda da yine bir faul düdüğü. Anıl içeriye düşündü. Uzun korner. Destek geldi Mert Taşkaya'dan. İçeriye bir orta düşündü. Savunma karşıladı. Evet, penaltı ve penaltı korner.
Bir ayakla temas var. Penaltı korneri kazandı aslında Mert. O az önceki sert içeriği ortasıyla. Mert'ten de bahsetmek istiyorum. Mert önemli bir oyuncu ama geçmiş yılda yaşadığı sakatlığı atlatması biraz uzun sürdü. Yaşadığı bir ailesel bir sorun vardı ama çok şükür ki toparladı ve takımında yerini aldı. Mert Taşkaya, o da 23 yaşında, deneyimli sayılabilecek bir yaş. Tabii hokey için yaş ortalamalarının 18-19'larda gezdiği bir durum söz konusu olunca 23 yaş gerçekten deneyim kazandırıyor bir oyuncuya. Alanya ekibi penaltı korner kazandı. Hazırlıklar yapılıyor. Bir pas organizasyonu izleyebiliriz. Henüz çıkış noktasında kimse yok. 7 numaralı formasıyla evet. Şimdi Batuhan Özakal'ın hareketlendi. Hücum 6 kişiyle gerçekleşecek. Batuhan dışında ve savunmada kaleciyle beraber 5 kişi yer alacak. Polis gücü kalesi bakalım bu tehlikeyi savuşturabilecek mi? Batuhan Özakal'ın işareti aldı. Atış geldi. Top üstüne savunmadan yansıtmaya girdiler. Tekrar. Oyundurdu buna tekrar şarj, bir penaltı korner. Şarj ya da siteye temas gördük. Yakın planda Batuhan Özakal'ını aslında bir ikinci pozisyon olarak izleyebilir miydik? Tekrar izledik bu pozisyonu. Yapılmak istenen şuta giriyormuş gibi Müslüm'e uzak direğe yansıtma topa girdiler. Ama başarılı olamadılar. Ama iyi bir aksiyondu. Yine bir penaltı korner kullanacak Alanya Yıldızları ekibi. Enes Emre stoperde bekliyor. Girecek. Enes Emre bıraktı. Mert. Mert yerden bir flik denedi olmadı. Bu penaltı korneri de değerlendiremiyor Alanya Yıldızları. Yüksek bir top geldi. Alanya ekibi karşıladı. Yerden bir pas Abdülkadir'den. Şimdi Batuhan Özakal'ın. Batuhan dripik halinde ama olmadı. O da elinden kaçırdı. Yakup Behrami sağ kanada bıraktı. Celal Aydın. Ali Akın. Ali'den çok etkili bir hareket. Harun Yerlikaya yerde. Oyun devam ediyor. Harun Yerlikaya da 15 yaşında. Sahanın en genç ismi. Evet. Aynı zamanda bizim U16 takımında yer alıyor. U19'da da antrenmanlara çıkıyor. Orada Rıza Atas Türkiye'de polis gücünde kademede Alanya savunması Enes Emre ile karşılık verdi. Alanya Yıldızları hata izleyeceğiz. Anıl Öztürk geriye bıraktı. Orada Abdülkadir Cihat. Biraz öne çıktı Abdülkadir. Tekrar bıraktı Anıl'a. Anıl içeriye baktı. Yerden bir pas denemesi. Savunma karşılıyor. Savunmada Mehmet Akif Çetiner ve Fahri Düdü geldi. Sonucunda çok iyi 3 teknik pas çıktı. Devamında yine o şekilde sağ kanattan devam edebilirdi pozisyon ama içeri oynamayı tercih etti. Bu da az önce Anıl'ın yerde kaldığı an. Top Celal Aydın'dan dışarı çıktı. Müdahale geldi bu arada. Oyun devam ediyor Furkan Mehmet. Furkan Mehmet kendi gitti. Faul var. Furkan yine oyun hareketlendirdi. Dediğim anda doğru yerden hareketlenmesini istedi maçın hakemi. Mahmutcan Çılkız. İlk top durduktan sonra oyuncu kendi başlayabilir. Hızlı hücum denemesi yapabilir. Bu arada doğrudan kaleye giden bir top Ali Akın'dan ama kaleci Reza'dan Necip Çılgız. Bir temas var ama. İkinci periyotta artık son 3,5 dakika. Kadir Kerimoğlu. Yerden bir pas Mert Taşkaya'dan. Karşılayan Yusuf Yaşar sağ kanada bıraktı.
Ayak bir müdahale geldi Yakup Behrami'den. Çok net bir savunma. Mehmet Akif uzaklaştırmaya çalışıyor, olmadı. Mert pasını aktardı. Bir gol pozisyonu çıkarma ama çok hızlı bir top. Ama önemli bir atak girişimiydi. Ömer Anıl Karakuş için çok hızlı bir top geldi. Belki bir adım daha önde farklı bir koşu yansıyabilirdi. Alanya Yıldızları maça çok hızlı başladı. İki net fırsat yakaladı. Olmadı, sonrasında polis gücü. Rıza Nurizade'nin golüyle öne geçmeyi başardı. İlk periyodu bu şekilde tamamladık. İkinci periyotta da artık son 2,5 dakikalık bölüme girdik. Ertürk. Celal Aydın. Orada müdahale var. Furkan Mehmet'ten önce savunma. Uzak çizgide Furkan Mehmet yükseltti. Karşıladı Anıl Öztürk. Anıl'ın stine doğru bir hamle ve oyun durdu. Anıl tekrar hareketlendirdi yerinden oyunu dediğim anda. İstedi hakem. Geriden. Vakıfcan. Vakıfcan içeriye bir pas, bir yansıtma denemesi olmadı. Yine güzel çok bir etkili pozisyondu. Geldi. Yansıtması değerli olabilirdi, kaleyi tutabilirdi. Eğer net bir temas gelse, belki Ferdi Yükseler o yansıtmada kaleyi görse çok tehlikeli bir pozisyon yaşanacaktı, olmadı. Rıza önüne çok iyi aldı bu arada. Rıza Nuruzade pas düşüncesi, top dışarıda. Beklemiyordu Celal Aydın aslında bu koşu. Evet, Celal önüne istedi ama gerisine geldi top. Her iki ekipte her iki koşuda istediğini alamadı. Ve artık son dakikaya giriyoruz ilk yarı için. 1-0'lık üstünlüğü var Gaziantep Polis Gücü'nün Alan Yıldızları karşısında. Yine hatırlatalım. Erkekler açık alan hokeyde Süper Lig mücadelesinin son maçındayız ve bu maçta eğer Polis Gücü hanesine bir puan bile yazdırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. 2020-2021 sezonunda Süper Lig Şampiyonluk Kupası Gaziantep Polis Gücü'nün olacak. Numan Poyraz. Batuhan sağ kanada bıraktı. Anıl Öztürk, o da en sağdaki isim. Ömer Anıl'ı gördü. Ömer Anıl elinden kaçırdı ama bir faul düdüğü var. Anıl. Müslüm. Müslüm Elagöz. Müslüm Elagöz'ün şutu, kaleci. Evet. Hayır, orada. Etkili bir hücumdu yine. Hücum oyuncularında bir ayakla temas görebildim hocam, bilemiyorum. O yüzden el değiştirdi ama şimdi Polis Gücü hata izleyeceğiz ve vuruş geldi, kaleciden döndü. İkinci pozisyon toparlarda fark 2'ye çıkıyor. Polis Gücü durumu 2-0 yapıyor Celal Aydın'la. Şimdi hücumu biraz geriden izleyebilir miyiz bilmiyorum ama burada geriden başlayan oyuncu çok etkili, hızlı hücum, yüksek top denemesi yaptı. Her ne kadar Alanyalı oyuncu müdahale etse de devamındaki organizasyon hızlı gelişti. Bu arada ilk yarıyı bitiren siren sesi duyuldu. Burada evet. Gol farkı 2'ye çıkartan golü Celal Aydın kaydetti. Rıza'nın pasında tabii, ilk pozisyonda kaleciden döndü. Dönen evet. Topu yine tamamlayan Celal Aydın oldu. Evet. Burada onun öncesinde o pozisyonu görüp Yakup'un yanılmıyorsam yüksek pas denemesi çok etkili oldu. Ve aslında pozisyonu getiren o yüksek pasla beraber evet, Rıza'nın topla buluşmadan evet. Önceki kesinlikle pası. Evet. Abdülkadir uzanmaya çalıştı. İlk müdahaleyi yaptı ama Reza'nın önüne düştü top. Evet. Ve 2-0'lık skor yansıyor evet. İlk yarıya. Gaziantep Polis Gücü 2, Alan Yıldızları 0. İlk yarı skoru. Yaklaşık 5 dakikalık bir ara için izin istiyoruz. Aranın ardından yeniden sizleri bekliyoruz.
Yeniden birlikteyiz. İkinci yarı birazdan başlayacak ve 2-0'lık üstünlükle ikinci 30 dakika öncesi Gaziantep Polis Gücü şampiyonluğa çok yakın. Hatırlatalım, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 sezonu erkekler açık alan Süper Lig mücadelesinde 7. ve son gündeyiz. Son maçta artık Polis Gücü hanesine bir puan yazdırsa bile ipi göğüsleyecek ve şampiyonluk kupasını kaldıracak. Alan Yıldızları karşısında ilk 30 dakikada 12. dakikada Rıza ile öne geçti. 29'da ve son anlarda Celal Aydın'la farkı 2'ye çıkardı Gaziantep Polis Gücü. Çok önemli bir avantaj yakaladı. Evet. Şimdi Alanya sonuna kadar oyunu kovalar. Fakat tecrübeli teknik Yusuf Hoca da takımın disiplini iyi tutan bir teknik antrenör. Dolayısıyla arkada boş alan pek de bırakacağını zannetmiyorum. Turuncu altı formayla izlediğimiz Alanya ekibi şimdi yerde kaldı. Vakıfcan oyun tam sanki avantajla devam edecek gibi görünürken durdu. Evet, avantajı bozuldu. İzliyoruz Alanya kaptanı Vakıfcan Kılıç bu şekilde yerde kalmıştı. Top kaybı Furkan Mehmet şimdi hata sürükledi. Polis Gücü adına Furkan Mehmet çok hızlı çıktı yarı sahasından. Furkan Mehmet çizgiye paralel bir koşu yaptı. Kademede müdahale Abdülkadir Cihat'tan yansıdı. Köşede top sıkıştı şimdi. Abdülkadir çıkarmayı başardı. Başarılı çıktı takım. Enes Emre. Enes geriye oynayacak ve orada Harun Yerlikaya. Tekrar Enes Emrecan'dan. Tam da kameramız önünde gerçekleşen bir pozisyon ve çok az bir fark kalmış bir kaza yaşanmasına. Neyse ki öyle bir temas yaşanmadı. Yüksek bir top geldi bu arada. Şanssız bir an. Furkan Mehmet Özkılıç'a çarpan top omzuna çarptı. Çok tabii ham maddesinden dolayı çok sert. Evet, hokey sert, topu. Evet. 163 gram ağırlığında sert sıkıştırılmış plastikten top. Yine hatırlatalım. Mustafa Çakır'la beraberiz. Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı. Köşede içeriye bir orta geldi. Top boşta kaldı. Alan Yıldızlar adına şans anı. Müslüm yine sağdan atağı kovaladı. İçeri deplase oldu ve içeri iyi bir pas attı. İzliyoruz. İçeriye sert bir orta. Müslüm Elagöz. Samet Aydoğan geriye oynadı. Kadir Kerimoğlu. Tekrar Samet. Abdülkadir. Top kaybı, ani atak şansı. Celal. Bir korner kullanacak, uzun korner. Evet. Polis Gücü. Celal Aydın ikinci golün sahibi, toplamda 7. golünü kaydetti Polis Gücü adına bu heyecan çerçevesinde. Yusuf Yaşar. Yusuf da deneyimli bir sporcu. Uzun yıllardır aynı takımda ve aynı mevkide yer alıyor. 28 yaşında Yusuf. Bir penaltı kornerden gelen golü var. Orada oyun durdu. Farklı bir ceza mı gelecek? Hayır. Herhangi bir karta başvurmadı. İkaz söz konusu, evet. Hakemler. Hakemler Mahmutcan Çılkız ve Hüseyin Emin bu maç için. Ve rezerv hakem Çetin Demir. Bu arada City'ye bir temas. Semih Elagöz müdahale yapan isimdi Alanya Yıldızları'nda. Oyun hareketlendirecek şimdi Yakup Behrami. Evet, Ali Akın'dan önce bir faul düdüğü. Zannedersem Yusuf Hoca top çıkartma pozisyonlarında Yakup'un geriye gelerek üçlüden dörtlüye dönüşünü özellikle istedi. Evet.
Emre Enes içeriye ortaladı. Boşta kalan top ama yandan dışarı gitti. Yine Ahmetcan Kırdal'la çok net bir fırsat yakaladı. Alan Yıldızları bu pozisyonda çerçeveyi bulmuyor. Ahmetcan Kırdal. Bu arada gol fırsatı ama yetişemiyor. Rıza Nuruzade. İki ekip de gollere çok yaklaştı ama olmadı. Abdülkadir müdahale yaptı. Faul düdüğü geldi. Yerden bir pas denemesi olmadı. Mert Taşkaya içeriği düşündü. Semih Alagöz bu topu beklemiyordu. Ömer Anıl Karakuş da bu arada bir sakatlık yaşıyor kenarda. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Alan Yıldızları'nda Ömer Anıl Karakuş. Acılar içinde yattığını görüyoruz. Semih. Top kaybı. Ali Akın. İkili mücadelede Ali Akın dönmeyi başardı. Kayarak müdahale geldi. Oyun devam ediyor. Yine Ali Akın hata sürükledi. Bir ayakla temas. Evet, oyun şimdi durdu. Ali Akın hata sürükledi. Ali Akın da beden eğitimi öğretmeni aynı zamanda. İstanbul'da görev yapıyor. Cemal pozisyonu kaybetti. Şimdi Alan Yıldızları yarı sahasından kolay çıktı. Müslüm. Müslüm Ela göz yerde. Faul. Güneşin etkisi de dünkü maçta olduğu gibi. Evet, Akif bir ikaz aldı zannedersem. Evet. Bizim yayınımızda etkilemeyi sürdürüyor. Evet. Tam da güneşi karşıda görüyoruz ve bizler de görüş açımızı oldukça belirlemeye, daha doğrusu gölgeyle beraber kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Enes Emre hızlı topta çizgide tutamadı topu. Basit bir top kaybı oldu Alanya için. 2-0 üstünlüğü devam ediyor polis gücünün Alan Yıldızları karşısında. Yine hatırlatalım. Bu maçtan bir beraberlik bile çıkarsa polis gücü şampiyonluk ipini gösterecek. Hakan Akay. Circle'a çok yakın. İçeriye düşündü, olmadı. Uzaklaştırıyor Mert. Müslüm Elagöz. İki oyuncu arasında Müslüm. Top yine onda. Bıraktı Mert. Mert içeriye düşündü. Top doğrudan kaleye gitti ve gol deri kazanmıyor. Ağlarla buluşan temas top. Temas söz konusu. O yüzden uzun korner. Müslüm. Aa, tekrar iyi, Müslüm. Müslüm Elagöz ceza sahasında. Taraşı'da vuruş. Kaleciden çıktı. Yine bir korner kullanacak Semih Vakıf, Alagöz. Vakıf ve Müslüm çok iyi anlaştılar o dakikalarda. Mert yine içeriye düşündü. Top sekti. Savunmada kaldı. Yine Alanya atağa devam edecek. Mert. Geride top bekledi Kadir. Mert içeriye çevirdi. Yine kaleyi doğrudan gördüğü için gol deri kazanmadı. Yine hatırlatmış olalım. Circle içinde bir hücum oyuncusunun topa değmesi lazım ki ağlarla buluşan top gol deri kazansın. Az önce dar açıda Semih'in yakaladığı fırsat. Pozisyon Semih'e düşmüş. Semih de kaleciyi geçemedi. Kaleci Sasan Hatemi Necat gole izin vermedi. Bu arada itirazlar ve bir kart çıktı. Az önceki pozisyon görüntüye yansıdı. Cemal görebildiğim kadarıyla 9 numaralı forması da Celal Aydın. Evet. Yeşil kart. 2 yani dakika eksik bırakacak Celal takımda. Celal tecrübeli bir oyuncu. Burada bu hatayı yapmaması gerekiyordu.
Yakup Behrami çizgiye paralel bir koşu yaptı. Bir faul düdüğü geldi. İran oyuncu Yakup Behrami. Toplam 4 İranlı isim var. Bunlardan sadece biri Behzat süre almadı şu ana kadar. Behzat da en deneyimlisi, 35 yaşında bu arada, onu da hatırlatmış olalım. Numan Poyraz. Kademede Mert. Mert. Evet, avantajını verdi. Oyun devam ediyor. Numan Poyraz şimdi yeniden topla buluştu. Rıza Nuruzade önüne aldı ama kademede müdahale geliyor Samet Aydoğan'dan. Samet Aydoğan görüntüye yansıdı. Çok iyi bir müdahale yaptı. Tek elle uzandı, aldı. Numan Poyraz iki oyuncu arasında çok iyi sıyrıldı. Numan ata sürüklüyor circle'da. Numan çaprazda ve penaltı, evet. Korner kararı. Aradığını buldu. Numan için de değişik bir bilgi vereyim size. Numan Alanya Yıldızlı, Alanyalı Yıldızlı takımının Yasin Hoca'nın talebesidir aynı zamanda. Evet. Ekrana yansıyor. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve protokol görüntüdeydi. Şimdi az önceki pozisyonun tekrarı. Evet. Numan istediğini aldı aslında. Bir penaltı korner çıkartmak için de içeriye sokulmuştu ve bunu gerçekleştirdi. Numan Poyraz'ın son teması. Polis gücü penaltı kornerleri çok iyi değerlendiriyor. Şu ana kadar listeye baktığımızda gollerden yarısından fazlası penaltı kornerlerden gelmiş görünüyor. Yani bir asist söz konusu olabilir ki sol tarafa, ya da vakıf direkt kendi de girebilir. Özür dilerim Numan. Yine stoperde Yusuf Yaşar bekledi. Yusuf Yaşar şut geldi, savunma çıkartıyor. Dönen topta ağlara gitti. Yakup Behrami gol attı. 35 yaşındaki İranlı Yakup Behrami farkı 3'e çıkartıyor. Şutu atan Numan Poyraz'dı. Sonrasında savunmadan sekti. Aslında iyi bir savunma örneği gösterdi Alanya takımı. İzliyoruz kale arkasından. Evet. Şut çıkardı. Numan'dan. Sonrasında savunma sektirdi. Önünde buldu topu Yakup Behrami ve gol attı. Fark 3'e çıktı. Arka köşe direkler çok önemlidir. Aslında iyi yerde de temas etmiş oyuncu ama talihsizlik rakibinin önüne düştü. Üçüncü periyodun 10. dakikasında geride bıraktık ve artık maç içinde 20 dakikalık bir zaman kaldı. Durumu 3-0. Polis gücü farkı 3'e çıkardı. Yakup Behrami ile. İçeriye doğru sert bir top. Vakıf Can'dan polis gücü yarı sahasından çok kolay çıkabilir. Yerden bir pas. Sağ tarafta Furkan Mehmet. Furkan köşede şimdi. Furkan Mehmet son çizgide. Top dışarıda ve Alanya Yıldızları hatayla hareketlenecek. Bu arada itirazlar geldi. Yani işte bu çok Furkan gereksiz, Mehmet'ten. Çok gereksiz yani. 3-0 öndesin, hakeme itiraz ediyorsun ve takımını şu an 5 dakika eksik bırakacaksın. Evet, bu pozisyon sonrası itirazlar. Furkan Mehmet, Özkılıç sarı kart gördü ve polis gücü 10 kişi kaldı 5 dakikalık bir süre boyunca. Sandalyeye oturduğu andan itibaren 5 dakikalık bir süre Gaziantep polis gücü eksik oynayacak. Bu seviyede bir oyuncunun bu şekilde kart görüp dışarıya çıkıp takımını yalnız bırakmaması gerekiyor. Yakup Behrami. İki oyuncu arasında kaldı. Faul düdüğü geldi. Üçüncü periyotta da artık son 3,5 dakika. 3-0'lık üstünlüğü var Gaziantep polis gücünün Alanya Yıldızları karşısında. Yerden pas. Kimse yok o noktada. Ali bilerek bıraktı. Hücum sağ kanattan çıksın diye zannedersem. Evet. Alan Yıldızları bir kişi fazla oynuyor. Polis gücü karşısında. Yetişemedi o noktada. Umutcan Varlık için çok hızlı bir top geldi. Hareketlendi hemen oyun. Ali Akın şimdi köşede. Arkadaşlarına baktı. Sert bir orta gönderdi. Top sekti ama savunmadan sekti. İçinde zaten ağlarla buluşsa bile
Gol geri kazanmayacaktı. Bunu da hatırlatmış olalım. Abdülkadir Cihat'tan net bir temas. İzliyoruz. Esasında belki bir penaltı korner çıkabilir diye düşündü orada Ali Akın. Teması yapan Abdülkadir Cihat oldu. Nizami bir temas olduğu için de penaltı korner kararı gelmedi. Numan Poyraz topu kaybetti. Oyun duruyor. Müslüm Elagöz pozisyon içindeki isim ve evet. Kart Numan, görecek. Hani kartın çıkacağını anlayınca ceza sandalyesine koştu hemen. Numan Poyraz polis gücü. İki kişi eksik oynayacak. Bu iki dakika boyunca yeşil kart gördü. İçeriye bir orta geldi ama kimse dokunamıyor. Alan Yıldızları eksik oynayan polis gücü savunması karşısında gol pozisyonu çıkartamadı. Numan Poyraz görüntüye yansıdı. Hocası Yusuf Kasım aslında Numan'a değil de 5 dakikalık ceza alan Furkan Mehmet Özkılıç'a bir sistemde bulunuyor gibiydi. Yakın planda görüntüye yansıdı. Kesinlikle haklı. Yusuf Kasım hocamız da Giresunlu göreleli ve gerçekten hokey için canla başla çalışan isimler arasında. Her iki antrenörümüz de hokeyin ilk yıllarından beri işin içerisindeler. İçeriye bir orta geldi sert ama savunma topa hakim oluyor Ömer Rakip. Bu arada yine bir polis gücü hata izleyeceğiz dediğim anda Mert karşıladı, Mert Taşkaya. Faul. Ertürk faul yapan isim. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Ertürk burada dengesiz bir müdahale. İşte yine bu dakikalarda daha panik değildi. Pas oyununu oynamaya çalışsalar. Çünkü rakip takım iki kişi eksik. Son bir dakika. Üçüncü periyod için Alan Yıldızlar adına farkı azaltma çabaları. Mert içeriye yine sert gönderdi. Top sekti. Polis gücü bu hata savuşturuyor. Yine bir top kaybı yaşandı. Yansıtmalar ama içeride karambol ve penaltı korner kararı. Mert hatasını telafi etti. Üçüncü çeyrekte son 40 saniye ve bir penaltı korner kazanıyor Alanya Yıldızları. Çok güzel yansıtmalarla aslında ilerledi Alanya hata ama. Son topu tipleyebilseymiş. Gayet şık bir gol olacaktı. Şimdi bir penaltı korner kazandı demiştik. Alan Yıldızları hücumu nasıl şekillendirecekler bunu tartışıyorlar. Kale içinde de 4 savunma oyuncusu ve bir de kaleci ekrana yansıyor. Polis gücünde. Bu penaltı kornerde içerideki panel de çok önemli. Evet. Şut olması olduğu takdirde o panele topun çarpması lazım. 46 santimlik panele. Kale içinde ağların altında görünen yerdeki 46 santimetre boyundaki panele sert bir şutla ancak gol deri kazanan bir top gönderilebiliyor. Yoksa savunma oyuncuları da kasklarını taktılar. İşaret bekleniyor. İşaret geldi. Şut yüksek ama top ağlara gitti. Evet, Filik kalecinin teması ve gol oldu zannedersem. Abdülkadir Cihan önce kaleciye takıldı ama Sasan Hatemi Necat elinden kaçırdı ve top ağlara gitti. Evet, kalan sürede çok presli oynayabilir bu devrenin sonuna kadar. Evet, iyi kontrol. Penaltı kornerden golü buldu. Evet, oyuncunun stinden yanılmıyorsam. Evet. Abdülkadir Cihat görüntüye yansıyor. Fark 2'ye iniyor. Üçüncü periyodun sonlarında durum 3-1. Ve üçüncü periyodun son siren sesi duyuldu. Farkı 1'e indirme şansını değerlendiremedi Alanya ekibi. Durum 3-1. Üçüncü periyodun son bölümünde bir penaltı kornerle Alanya Yıldızları farkı 2'ye indirdi. Golü atan Abdülkadir Cihat Demir oldu. İzliyoruz golün tekrarını penaltı kornerde. Tam köşeyi buldu. Sonrasında kalecinin ve savunmanın müdahalesi yetersiz. Ağlara giden top farkı 2'ye indiriyor Alan Yıldızları adına. Üçüncü periyod sonunda Gaziantep Polis Gücü 3, Alan Yıldızları 1 skoru yansıyor. Bir dakikalık bir ara için izin istiyoruz.
Yeniden birlikteyiz ve artık son periyottayız. Erkekler açık alan hokeyde Süper Lig mücadelesinin son 15 dakikası. 3-1'lik üstünlüğü var Polis Gücü'nün Alan Yıldızları karşısında. Son 15 dakikada ve bu mücadeleden bir beraberlik bile çıkarsa Polis Gücü Gaziantep ekibi hanesine Süper Lig şampiyonluğu kupası yazacak ve müzeye götüreceği bu kupa sevincini bugün yaşayacak. Ali Akın yerde kaldı. Yine hatırlatalım. Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır'la beraberiz. Son periyotta artık Polis Gücü'nün çok önemli bir avantajı var hocam. Evet, evet. Bunu değerlendirecektir. Son periyota kadar taşıdılar çünkü bu avantajlarını. Gol atmadan iki gol bile yese artık şampiyonluk evet. Sevinci yaşanacak. Bu arada savunma güvenliğini de bırakmayacağını zannediyorum. Süre almayan isimlerden İbrahim Kurt oyuna girdi bu arada son periyotta. Şimdi topla buluştu Polis Gücü'nde görebildiğim kadarıyla. Bu dakikalarda İbrahim'i de görüyoruz oyunda. Celal Aydın uzak çizgide hata sürükledi. Karşısında Vakıfcan var. Celal Aydın içeriye çevirmeye çalıştı, olmadı. Bir lift denemesi, o da evet. Başarısız. Bir faulü daha geldi. Aslında birçok kez Celal Aydın'ı bu tarz daralanda ve dar alanda topu çıkartmasıyla gördük. Bu becerilerini kullanmaya çalışıyor. Mücadele evet. Şimdi yine Celal son çizgiye kadar sokuldu. Circle öncesi bir orta. Ali çıkardı. Top boşta kaldı. Ayakta müdahale mi? Hayır, evet. Şimdi penaltı korner. Ben Rıza'nın bir ayakta teması olduğunu gördüm. Sonrasında bir savunma teması olduğunu da hakemin kararıyla beraber şimdi yansıtmış olduk. İzliyoruz. Rıza'dan önce bir ayakta temas Alan Yıldızları'ndan yansıdı. Evet. Rıza'nın da bir ayakta teması var. Ben orada bir şaşkınlık yaşadım işin aslında hocam. Pozisyonun tekrarında görüntüdeydi. Kadir Kerimoğlu ufak bir ayakta temas sonucu bir penaltı korner kazandı Polis Gücü. Bakalım. Numan'la devam edecekler. Tabii o tuttu önceki penaltı korneri başarıyla sonuçlandı. Numan çerçeveyi bulan bir atış yapmıştı. Kaleci dönen topta gol önledi ama sonrasında Yakup Behrami skor bulmuştu. Bu arada evet. Numan şimdi az önce yapamadığını gerçekleştirdi. Evet. Top panele çarpıp golle sonuçlanmış oldu. Numan Poyraz görüntüye yansıyor. Fark tekrar 3'e çıkıyor. Polis Gücü durumu 4-1'e getirdi. Oyun hemen hareketlendi biz golün tekrarını izlemeden. Alanya ekibi tekrar evet. Bir hücum geliştirdi. Bu da bize has bir oyun başlama şekli. Oyuncu hemen santra orta saha çizgisine topu getirip kendi takım oyuncuları gerideyken başlayabilir. Rakip takımın dönmesini beklemeden oyuna başlayabilir. Numan Poyraz bir önceki penaltı kornerde de yine kaleyi bulan bir şut yansımıştı ama sonrasında dönen topu değerlendiren Yakup golü bulmuştu. Şimdi Numan doğrudan kaleyi ve fileleri havalandırmayı başarıyor. Ve 47. dakikada fark tekrar 3'e çıkıyor. İçeriye sert bir orta. Top boşta kaldı. Aşırtma denemesi olmadı. Oyun devam ediyor. Bir vuruş daha. Evet. Kaptan görebildiğim kadarıyla Vakıfcan pozisyonun içindeki isimdi. Ama bu gol gelmedi. Alanya adına iyi bir organizasyondu. Golün tekrarı görüntüde. Penaltı kornerde. Numan evet. Kaleyi iyi gördü. Ve Necip, panele çarpan Necip topla. Bacaklarının arasından topu geçirivermiş. Fark tekrar 3'e çıktı. Durum 4-1. Yüksek bir top geldi. İçeriye doğru Polis Gücü adına Ali Akın son çizgide çıkardı. Şut denemesi, top dışarıda. Az önce oyuna giren İbrahim Kurt ilk denemeyi yaptı. Ali Akın görüntüye yansıyor.
Artık son 10 dakikaya giriyoruz maç için. Şampiyonluk yarışında çok az bir süre kaldı artık. İpi göğüslemesine polis gücünün. Gaziantep polis gücü 4-1 üstün. Bu maç sonunda eğer ki bir beraberlikle çıksa demiştik ki şu an galibiyete 3 puana çok yakın ekip. Polis gücü şampiyonluk ipini göğüsleyecek, kupayı kaldıracak. Furkan Mehmet pozisyonu kaybetti ve faul düdüğü geldi. Yüksek bir top doğrudan diğer kaleye kadar ulaştı. Müdahale etmiyor Sasan Hatemi Necat. Harun Yerlikaya Ali'ye bıraktı. Ali Akın pozisyonu kaybetti. Şimdi düzeltiyorum. Batuhan Özakal'ın içeriye bir orta denemesi. Top boşta kaldı. Pas vuruş toparlarda. Evet, güzel yardımlaşma. Ahmet, güzel bir gol geldi. İlk yarıda yapamadığını evet, şimdi yaptı. Ve Alanya Yıldızları tekrar farkı ikiye indirdi. Ahmet Can Kırdal. Evet, Ahmet de bizim için önemli bir oyuncu. Gerilerden geldi. Abilerine yaklaştı. O 19 milli takımın etkili oyuncularından bir tanesi. Tabii burada Vakıf'a da bir parantez açmak evet, lazım. Vakıf çok iyi bir pas çıkardı. Evet. Ahmet Can'a. Ahmet Can da artık bu fırsatı golle sonuçlandırmayı başardı. Bu üçüncü kez yaşanıyor aslında birebir de. Alanya Yıldızları adına ilk dakikalarda çok etkili gelmişti Ahmet Can Kırdal'la Alanya ekibi. Fark 2 indi. Maçta son 4 dakika. Dokuz dakikalık bir bölüm var. Bu arada Yakup Behrami Ahmet Can Kırdal'ın stiliyle çarpıştı stili ve faul düdüğü geldi. Genç ve tecrübeli iki oyuncunun mücadelesi oldu. Samet. Samet istediği atışı yapamadı. Bu dakikalarda Behtat da oyunda. Behtat. Beyran Van aslında koşu yapmasını beklemişti belki Furkan Mehmet için ama Furkan Mehmet bu topu beklemiyordu. Kadir Kerimoğlu. Harun. Şimdi hareketlendirecek Numan Poyraz oyunu. Geriye oynadı Yakup Behrami. Yerden pas. Oyun devam ediyor. Müslüm Ela Göz hata sürükledi, bıraktı. Yine bir pas denemesi. Bu kez Vakıf Can. Gol olsaydı son dakikalar daha heyecanlı geçebilirdi. Vakıf Can kılıç görüntüye yansıttı. Kaptan bu topu beklemiyordu aslında. 8 numaralı Semih Ela Göz bir kaleyi düşünse evet, farklı yansıyabilirdi ama o... Bir önceki pozisyon gibi birbirlerine asit yapmaya denediler ama. Farkı bire indirme şansını değerlendiremiyor Alanya ekibi. İçeriye sert bir top, derin bir pas ama Vakıf Can için hızlı bir toptu. Aslında bu dakikalar tabii artık sporcuların da düştüğü, daha evet, doğrusu çok yorulduğu anlardan... Evet. Her iki takım da centilmence oyunun güzelliklerini sunmaya çalıştılar. Temiz bir müdahale. Oyun durdu. Batuhan Özakalı'nın müdahalesi. Şimdi Numan yerden gönderdi. Celal çizgiye paralel. Vakıfcan. Sol kanatta boşluk. Orada Samet. Samet Aydoğan. Circle'a sokuldu. Bıraktı Müslüm. Müslüm son çizgide. Korner. Uzun korner kararı geldi. Az bir süre kaldı. Oyunu çevirmek için. Son 6 dakika 10 saniye.
Topu kaybetti. O noktada Kadir Kerimoğlu ekrana yansıyor. Yakup'un pası. Ali Akın yüksek bir top gönderdi. Kadir Kerimoğlu faul düdü ve oyun tekrar hareketlendi. Mert şimdi. Ali Akın. Celal. Behzat. Ayakta müdahale. 4-2'lik skor yansıyor. Son 5 dakikaya şimdi girmiş oluyoruz ve fark 2 sayı Polis Gücü için çok az bir süre kaldı şampiyonluk sevinci yaşamasına. Samet yerden gönderdi. Müslüm şimdi. Müslüm circle'a sokundu, pasını aktardı. Vakıf'tan önce savunma. Yusuf Yaşar köşede, top sıkıştı, geri oynadı. Muhammed Orhan. Topu aldı Harun Yerlikaya. Pasını da aktarmayı başardı Samet. Onun da pası ceza sahasında, tehlike. Evet, Semih ve penaltı korner kararı. Orada müdahale Muhammed Orhan'dan. Birazdan tekrarını izleyeceğiz. Evet, ters çalım denemesi ve ayağıyla müdahale etmiş oyuncu. Bir penaltı korner kazandı Alanya ekibi. Bakalım Abdülkadir direkt yine şut mu çıkartacak ya da başka bir varyasyon mu denenecek? Alan Yıldızları'nın kadın evet. hokey takımı görüntüye yansıyor. Onlar da yarınla beraber önemli bir mesaiye başlayacak. Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde 7 günlük süre boyunca heyecan ad safhada olacak. Şimdi saha kuruduğu için bir takım çözüm noktaları bulmuş lokal, oyuncular. Evet, bazı lokal sulama çözümler. Girişimleri var hocam. Evet, topun akışkanlığı hızlı olsun tabii diye şimdi burada oyuncular. Ne kadar üst düzey sulama olursa yine de güneşin evet, etkisiyle evet, beraber. Güneş ve rüzgarın etkisiyle çabuk kurudu saha. Bu arada penaltı korner için işaret verildi. Şut kaleciden döndü. İkinci pozisyon penaltı, savunma ve penaltı. Doğru karar. Doğru karar evet. Son oyuncunun teması. Yine, burada istemsiz de olsa oyuncu. Yine evet. pozisyon içinde Muhammed Orhan var. Bu kez de penaltıya sebep oldu bu evet. müdahalesi. İzliyoruz. Önce kaleci. Sonrasında bir şut daha geldi. Geldi. Evet, Muhammed'in evet. teması. Evet. Çizgide görüntüye yansıyor. Tabii bir oyuncu için talihsiz bir pozisyon. İstemsiz de olsa top vücuduna çarpıyor. Farkı bir indirme şansı. Tek vuruş. Dönen topu değerlendiremiyor. Yok, tek vuruş. Penaltıyı kullanan Temdit penaltısı oyuncusu. Gibi desek. Evet hocam. Evet, evet. Temdit penaltısı evet. futboldaki. Ona benzer evet. Müslüm Elagöz topun başında. Kalede Hasan Atemin Necat. Hakem Mahmutcan Çılkız kontrol etti. İşaret bekliyor. Müslüm işareti aldı. Hasan kalede ve Müslüm'ün golüyle fark bire indi. 4-3'lük skor yansıyor son anlarda. Evet, son kale, 4,5 dakika kala. Kale ve top ayrı köşelerde desek evet. İzliyoruz tekrar tekrar. Hasan sağa yöneldi. Evet. Müslüm o boşluğu değerlendirdi ve golü buldu. Maçın başında da söylemiştim. Alanya Yıldızları maçı sonuna kadar kovalayacağını söylemiştim. Sonuç ne olursa olsun. Onu da gördük zannedersem. 56. dakikada penaltıyla golü buldu Müslüm. Ve fark bire indi. Tabii artık kalan süreyi eritme noktasında tecrübeli oyuncuların yapacağı hareketler bunlar. Son 4 dakika aslında 4 dakikalık bir zamanda eğer kalesinde gol atamadan bir İki sayı görürse Polis Gücü şampiyonluktan oluyor hocam. Çok ilginç aslında, stresli bir an diyebiliriz. Tabii o da olabilir yani süre. Bu arada Mehmet Akif içeriye yolladı. Dönerek vuruş topu ağlara gitti. Muhteşem bir gol daha geldi Numan Poyraz'dan. Numan Poyraz evet. Tam kalesinde iki gol görürsek diye hesap evet, yaparken evet. bir gol buldu. Ki beraberlik stres yaratabilirdi takımda son dakikalarda. Evet, Numan Poyraz kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydediyor. Farkı tekrar ikiye çıkartıyor son anlarda.
farklı farklı açılarla görüntüye yansıdı ve Alanya kalecisi Necip Çılkız görüntüdeydi. Kaleci değişikliği olacak. Görebildiğim kadarıyla hayır. Polis gücünde öyle bir hareketlilik yok. Bilemiyorum Sasan. Yok, yok herhalde bir orada bir Sasan hakemin Necat. Başka bir oyuncuda bir sakatlık söz konusu Numan'da. Bileğinde bir sakatlık söz konusu zannedersem. Numan Poyraz golü atan isimdi. Bir önceki dakikada 57'de fark tekrar 2'ye çıkardı. Ve sağlık ekibinin müdahalesi görüntüye yansıyor. Bir dakika kenarda olacak ve sonuç olarak yerine başka bir oyuncu girebilecek. Hücumda yer alamayacak. Evet. Numan Poyraz. Evet, Numan bugün etkili bir oyun sergiledi. Oyun ağırlığını koydu. Tecrübeli bir oyuncu tabii. Numan evet. Tek bir penaltı korner golü vardı. Bir de bugün kaydetti penaltı kornerden. Yakup havalandırdı topu. Orada Furkan Mehmet köşede iyi sıyrıldı Furkan. Şimdi sahne çekti. Circle'da Furkan. Furkan Mehmet çıkarttı ama vuruş gelmedi. Ali Akın'dan. Mert'le gelişecek. Alanya hata dediğim anda Ali Akın'ın müdahalesi ve faul düdüğü kart gelecek. Sarı kart gördü. 5 dakikalık bir ceza. Kalan süreyi kenarda tamamlayacak. Tekrar giremeyecek oyuna. Son 2,5 dakikada eksik oynayacak polis gücü. Ali Akın Özkılıç'ın sarı kartı sonrasında. Furkan Mehmet yine hata sürüklüyor bu kez savunmada. Kadir Kerimoğlu müdahaleyi yaptı. Yine bir faul düdüğü geldi. Fark 2 sayı yani 5-3'lük skorla artık çok az bir süre kaldı. Polis gücünün şampiyonluğunu ilan etmesine. Ali Akın Özkılıç son anlarda sarı kart gördü ve takımı eksik oynayacak son bölümde. Anıl Öztürk şimdi oyunu hareketlendirecek. Enes Emrecan'dan. Yerden bir pas denemesi olmadı. Yakup karşıladı. Paralel bir top. Orada Harun Yerlikaya. Düzeltiyorum. Reza Nuruzade. Reza. Evet, top Reza hala onda. 4'e 1 kaldı. Reza atağı sürüklüyor. Circle'da atışı çerçeveyi evet. Bulmadı. 4 kişinin arasından yine de şut pozisyonunu yakaladı. Reza Nuruzade görüntüye yansıyor. Gol krallığında zirvede. Bugün de bir gol kaydetti. Takımın öne geçiren golü. İlk periyotta 12. dakikada ağlarla buluşturdu. İçeriye sert bir orta. Top doğrudan kaleye gitti ve circle içinde bir hücum oyuncusuna temas etmediği için gol değeri kazanmadı. Artık son bir dakika ve skorun değişmesi için çok az bir süre kaldı. Daha doğrusu şampiyonluk isminin değişmesi için olağanüstü bir şey bekliyor. Belki Nizip Zeyukma ekibi. Çünkü onlar da eğer burada polis gücü mağlubiyetle ayrılsaydı şampiyonluk evet. İpini gösterecek evet, ekip evet. Onlar olacaktı. Onlar da iyi mücadele yaptılar. Gerçekten polis gücü Zeyukma maçı çok kaliteli, çok keyifli geçti. Onları İki da teknik heyeti ve sporcularını tebrik ediyorum. Celal'in atışı bu arada kimseye dokunamadı. Düzeltiyorum Semih. Tabii şimdi güneşten de seçmek çok zorlanıyoruz evet, evet. Şamisen. Mehmet Akif Çetiner sırt numarasını okumak bile gerçekten bu güneşe karşı çok zor. Şimdi Samet Aydoğan sağ kanatta Alanya hata. Orada Abdülkadir Cihat içeri çevirmeye çalıştı. Top yine önünde kaldı. Evet, saniyelerde bir penaltı korner ve bir ceza çıktı. Stik darbesi. Bir sarı kart daha. Evet. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Yani gol olabilme durumunda kalan saniyeler tekrar bir hücum için yeterli o. Mehmet Emin Akalın değil. Sarı kart gören isim.
Ve şimdi bir penaltı korner kullanacak Alanya ekibi. Maçın artık son saniyeleri. Evet. 5-3'lük skor yansıyor. Gol bile olsa, fark bile inse yine polis gücü şampiyonluğunu ilan edecek. Tüm oyuncularıyla birlikte hücum hattına çıktı Alanya yıldızları. Evet. İşaret geldi. Vakıfcan atış. Topağlarda. Evet, golü verdi. Evet. Fark evet. Biliniyor. Alanya yıldızları durumu evet. 5-4 yapıyor ama sevinen bu gol sonrası yine de polis gücü oldu. 5-4'lük skorla kazanan Gaziantep polis gücü şampiyonluğunu ilan ediyor. Ve polis gücü şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bizler de tebrik ediyoruz. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen erkekler açık alan Süper Lig'de 7 günlük mücadelede kazanan polis gücü oldu. İpi göğüsledi. Toplamda 19 puanla şampiyonluk yarışında kupayı kazanan ekip oluyor. Evet, ben de federasyonum adına gerçekten 8 takımı da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü gollerin tekrarı görüntüye yansıdı. İlk olarak Rıza Nuruzade 12. dakikada takımını öne geçirdi. İlk periyot bu şekilde son buldu. Sonrasında Celal Aydın sahne aldı. İlk yarının son anlarında bu golle fark 2'ye çıktı ve Gaziantep polis gücü devre arasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Farkı 3'e çıkartan gol Yakup Behrami'den geldi. Kaleciden dönen topta Behrami boş kaleye yuvarladı. Yine bir penaltı, korner ve bu gelen gol farkı 3'e çıkardı. Farkı 2'ye indiren gol de Abdülkadir'den geldi. 44. dakikada durum 3-1 oldu. Numan sahne aldı. Numan Poyraz bu kez penaltı kornerde doğrudan kaleyi buldu. Bir önceki pozisyonda yine golde etkili olan isimlerden biriydi. Ahmetcan 51. dakikada farkı 2'ye indirdi. Genç oyuncu durumu 4-2 yaptı. Müslüm Elagöz penaltıdan 56. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti. Durum 4-3 oldu. Bu golden sadece 1 dakika sonra Numan tekrar sahne aldı. Numan Poyraz'ın bu golü farkı tekrar 2'ye çıkardı. Yine bir penaltı, korner organizasyonu ve son saniyelerde golü atan Alanya yıldızları oldu. Bu golle fark 1'e indi ama son anlarda artık skorun pek fazla bir önemi yok. Bir beraberlik bile ekrana yansıyan Yusuf Kasım'ın öğrencilerine şampiyonluğu getirdi. 5-4'lük galibiyetle kupayı kazanan Gaziantep polis gücü oluyor. Ve ipi gösteren Gaziantep ekibi hanesine, müzesine çok güzel bir kupa götürüyor. 5-4'lük skorla kazanan Gaziantep polis gücü. Bu evet. 2 günlük mesaimiz çerçevesinde Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır'la beraberdik hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında bizi temsil edecek Gaziantep Polis Gücü ve Nizip Zeykma Kulübü Birleşim'den başarılar diliyorum. Alt kümeye düşen takımlara tekrardan inşallah Süper Lig'e yükselmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle TRT çalışanlarına, yayın ekibimize, federasyon çalışanlarımıza, antrenörlere ve kulüpler sporcularına çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bizler de sizlere teşekkür ederiz hocam. Yönetmenimiz Atakan Çalışkan özelinde. Bendeniz Ahmet Onur Kılıç da yine aynı şekilde. Umarız daha üst seviyede, daha Avrupa mücadelesinde de farklı farklı hokey evet. takımlarımızın şampiyonluklarını, başarılarını paylaşırız. Bizler İnşallah. De TRT Spor Yıldız ekranında. Yine olimpiyatta da umarız güzellikleri yine evet. hokey heyecanında aktarmayı umuyoruz. Ali Akın'ın az önceki taklası da evet, her şey bir final işte. Gerçekleştirmiş evet. gibi oldu ve polis gücünü tebrik ediyoruz. Katılan tüm ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Gelecek hafta içerisinde kadınlarda Süper Lig heyecanında son 2 gün yine TRT Spor Yıldız'da olacağız. Bir başka heyecanla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.
dağılmış ya. Olmazsa ben böyle de çekerim. Problem. Zaten ekrana yansımayacağım. Şöyle de 1, 2, 3, 4. Çerçeve sağda mı solda mı olacak? Nasıl olsun çerçevemiz? Hiç problem değil başkanım. Öyle mi? Ha, hiç problem değil. Merhaba merhaba. Sağda mı olayım, solda mı olayım? Biraz daha böyle gelebilir misiniz? Başkanım biraz daha uzaklaşalım. Şöyle mi? İyi mi? Tamam mı? Hazırsak başlıyorum. Olmadı mı? Kaydı belki kesmiş de olabilir ha. Kaydı kesmesinler. Çok üzülürüm. Kaydı kesmesinler. Şey Ankara'da da çok üzülürüm dedim. Yani kesmezler tahminim ama bakalım. Ben çerçeveye girmesem olur. Sadece başkanı verseniz olur. Benim sorumu almaya bile gerek yok. Hani haberde kullanmayacaklar nasıl olsa. Sadık Karakan'la beraberiz. Hocam, başkanım, Hokey Federasyonu olarak güzel bir organizasyon geride kaldı ama erkekler aşamasında. Öncelikle polis gücü şampiyon oldu. Nasıl değerlendiriyoruz? Organizasyonu nasıl organize ettik ve başarılı olduk? Neler düşünüyoruz? İki senedir tabii pandemiden dolayı herhangi bir organizasyon yapamıyorduk. Bu Türkiye Hokey Federasyonu'nun en üst organizasyonlarından bir tanesi Süper Lig müsabakaları. Dediğiniz gibi Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübümüz burada şampiyon oldu. Organizasyonda herhangi bir eksiklik yok iki senedir yapılamamasına rağmen. Bu sevindirici. Ama bir federasyon başkanı olarak beni esas mutlu eden şey buradaki çok nitelikli üst düzey müsabakaların oynanmış olması. Sporcuların performansının yüksek olduğunu görmek beni mutlu etti. Çünkü neden? Elbette ki bizim ulusal organizasyonlar, müsabakalar ilgilendiriyor ama şahsen bizi daha fazla ilgilendiren milli maçlarımız, milli müsabakalarımız, milli takımlarımızda da buradan yetişen sporcular yer alacaklar. Bunların bu performansı milli takımlarımıza yansıyacak ve Temmuz ve Ağustos ayında Portekiz ve Viyana'da inşallah Türk milli takımı çok iyi neticeler alacak. Esas ona çok sevindim açık söylemek gerekirse. Elbette TRT Spor Yıldız kanalına ve çalışma arkadaşlarına hakikaten bütün kalbimle özel şükranlarımı arz ediyorum. Türk hokey ailesi adına. Çünkü amatör branşların sesi oldular. 113 senedir olimpiyatlarda temsil edilen dünyadaki en elit sporlardan hokey Türkiye'de maalesef yeterince bilinmiyordu. TRT Spor sayesinde inşallah Türkiye'deki bilinirliği de artacak. Bilinirliği arttı ama ehemmiyeti anlaşılmış olacak. Ayrıca bundan dolayı da çok mutluyuz. TRT ilk defa böyle bir canlı yayın naklen yayınladı. Onun için ben TRT Spor Yıldız kanalına da yeni olması hasebiyle başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Aslında başkanım bir sorum daha olacak. Bu da tabii ön haber için sorum olacak. Bunu ilk habere kullanmayacağız. Evet. Şimdi kadınlar başlayacak yarın itibariyle ve bu heyecanla da yine 8 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu organizasyonla ilgili de kısaca değerlendirme alırsak. Evet, erkekler Süper Ligimizin bitimiyle birlikte kadınlar açık alan hokey Süper Ligimiz başlıyor. Oradaki maçlar erkeklerin müsabakalarından, maçlarından çok çok daha çekişmeli olacak. Çünkü o ligdeki bütün takımlar birbirine denk gibi. Çok kıran kırana müsabakalar olacak. Çok çetin mücadeleler olacak. Yine o da kadın milli takımımıza yansıyacak. Çünkü U19 ve A milli düzeyinde kadınlarımızın da yine Avrupa şampiyonası var. Onu da izleyip göreceğiz. Onu da yine TRT Spor Yıldız kanalı ekranlarında olacak. İnşallah tüm Türkiye tanışmış olacak. Ben şimdiden o kadın sporcularımıza da başarılar diliyorum. İnşallah milli sporcularımızda herhangi bir sakatlanma vesaire olmaz. Ve uluslararası maçlarda da Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil etmiş olurlar. Peki, teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar, beklettik. Sadık hocam, başkanım, evet.
Ben sizi de bekletmiş oldum. Bu seremoni içinde belki sizi bekliyorlar. Görüşürüz birazdan başkanım. Görüşürüz. Saygılar. Eyvallah. Eyvallah. Abi başka var mı? Başka yok. Röportaj bitti. Röportajım. Test deneme. Test deneme. Hey,
B-A-S-I. Ses denemek. Kıymetli protokol. Kıymetli protokol. Değerli kulüp temsilcilerimiz, değerli antrenör ve sporcularımız. 2020-21 sezonu erkekler açık alan Süper Lig ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Sekiz takımımızın bulunduğu ve büyük bir heyecan fırtınasının yaşandığı Süper Ligimizde 10-11 Haziran tarihlerindeki 4 maç TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyicilerle buluştu. Tören programını arz ediyorum. Protokol konuşmaları, en iyi kaleci ödülü, gol kralı ödülü, en iyi oyuncu ödülü, üçüncü olan takımın kupa ve madalya takdimi, ikinci olan takımın kupa ve madalya takdimi, şampiyon olan takımın kupa ve madalya takdimi. Gaziantep'te gerçekleşen Süper Ligimizde bize çok kıymetli ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Muhittin Özbay'ı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli İl Başkanım, Sayın Güvenliğe, kıymetli Azim, değerli sporcular, değerli kardeşlerim, Serhat Şehri, Gaziler Şehri Gaziantep'te sizleri ağırlamaktan, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bir kusurumuz, bir eksiğimiz olduysa affola. Kusurlarından, eksiklerinden ders çıkartan bir ekibiz. İnşallah nice sağlıklı günlerde, pandemisiz, mutlu günlerde, gelecek sezonda ve inşallah yine Sayın Bakanımızın verdiği üzerine akşam seanslarında sizlerle bir arada olacağız. Hepinize emeklerinizden, gayretlerinizden dolayı teşekkür eder, şükranlarız. Müdürümüze kıymetli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Federasyon Başkanımız Sayın Sadık Karakan'a mikrofona arz ediyorum bu açıklığımızda. Çok saygı İl Başkan, çok kıymetli Kaymakamım, İl Emniyet Müdürü Yetkilimiz, saygıdeğer Gençlik Hizmetleri Spor ve İl Müdürümüz, değerli misafirler, sunucu arkadaşımızın da ifade ettiği gibi burada Türkiye Hokey Federasyonu'nun büyük bir organizasyonunu gerçekleştirdik. Güneş olması hasebiyle hemen sözlerimi bitireceğim ben de. Tabii benim Gaziantep'li olmam hasebiyle benim için ayrı bir heyecan verici bir olaydı. Bu sahayla ilgili çünkü çok fazla emek harcamıştık. Bu sahayla ilgili çok büyük hatıralarımız, anılarımız var. Bu sahada, kendi şehrimde böyle büyük bir organizasyonda bulunmaktan ayrıca çok heyecanlandım, onurlandım, gurur duydum. Ben burada şampiyon olup veyahut da ikinci, üçüncü olup ülkemizi, şehrini uluslararası alanda Avrupa şampiyonalarında temsil edecek kulüplerimize başarılar diliyorum. Yarınki başlayacak Kadınlar Hokey Süper Ligimizin de tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan bitirirler. Çünkü federasyon olarak bizi alakadar eden konu milli takımlarımız. Buradaki sporcularımız Temmuz ve Ağustos ayında Portekiz'de ve Viyana'da
ülkemizi temsil edecekler. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze ben de hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü çok kısa süre içerisinde çok büyük işler yapıldı sahada bu organizasyonun gerçekleşebilmesi için. Ayrıca tabii ki medya mensubu ilgili alakadar olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir de federasyondaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birkaç gündür gecelerini gündüzlerine katıp organizasyonun mükemmel olması için çaba harcadılar. Hepinizi ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Tekrar şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Federasyon başkanımıza kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve ödül törenimize geçiyoruz. 2020-21 sezonu erkekler açık alan Süper Lig en iyi kalecisi Necip Çiğkız, Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü'nden. Kendisi hızlı bir koşu yapıyor ödül almak için. Kendisine ödülünü vermek üzere Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Yavuz Tezcan ve Türkiye Futbol Federasyonu Gözlemcisi Sayın Abdülkadir Güven'i arz ediyorum. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 2020-21 sezonu erkekler açık alan Süper Lig Gol Kralı ödülü Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü'nden Reza Nuru Zadeh'e gidiyor. Sporcumuza ödülünü vermek üzere Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Uğur Kalkan'ı arz ediyorum. Sezonu erkekler açık alan Süper Lig en iyi oyuncu ödülü iki sporcumuza gidiyor. Selçuklu Belediyesi'nden Furkan Ataş, Nizip Zeykma'dan Müslüm Ekinci. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Sporcularımıza ödüllerini vermek üzere Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Çakar ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mehmet Yaman'ı arz ediyorum. Evet, sporcularımıza zarar vermeyelim. Ödül törenimize devam ediyoruz. 2020-21 sezonu erkekler açık alan Süper Lig üçüncüsü Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü. Kulübümüzü ön tarafa doğru alıyoruz. Kameralara bakacak şekilde. Kulübümüze kupa ve madalyalarını vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet Kaplan'ı ve denetim kurulu başkanımız Sayın Mustafa Şeref Gökdemir'i arz ediyorum.
kaptan ortaya alalım lütfen. Evet, kulübümüzü tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'ne. Harika. Kulübümüzü tekrardan yerine alıyoruz. 2020-21 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig ikinci olan takımımız Nizip Zeyhunma Spor Kulübü. Kulübümüzü alkışlarla yerine doğru alıyoruz. Kulübümüze kupa ve madalyalarını vermek üzere Gaziantep İl Emniyet Müdür Vekilimiz Sayın Ahmet Aşkın Soyut'u ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Muhittin Özbay'ı arz ediyorum alkışlarınızda. ...2020-21 sezonu Erkekler Açık Alan...
Kapanın arkasına doğru alalım.